milletvekili adayımız, eğitimci ve 14 milletvekili adayımızın içerisindeki iki bayan milletvekilimizden birisi olacak olan Sayın Meryem. Sayın ilçe başkanımıza teşekkür ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere devlet... Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarının çok değerli yöneticileri, kardeş siyasi partilerin çok değerli yönetici ve milletvekili adayları, değerli Kumlucalı hemşehrilerim, hanımefendiler, beyefendiler, bugün bu etkinliğimize katıldığınız için şahsım ve partim adına sizlere sevgilerimi, saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Haziran'da belki de Cumhuriyet kurulduğundan bu tarafa en endişeyle girdiğimiz, büyük kaygılarla çalışmalarımızı yürüttüğümüz bir seçim dönemecindeyiz hep birlikte. Bu seçim Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu felsefeyle devam edip edememesinde önemli bir rol oynayacak, etki yapacak bir seçim. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel felsefesi anayasanın ilk 3 maddesinde ifadesini bulur. Özellikle 3. maddede tek din, tek millet, tek devlet, üniter yapı, tek bayrak, başkent Ankara ve İstiklal Marşı vardır. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel felsefesini başbakanın yapacağını söylediği, daha demokratik bir anayasada bu temel felsefenin yer alıp almayacağı konusunda Türkiye'deki çok geniş bir halk kitlesiyle Milliyetçi Hareket Partisi camiası olarak bizim çok büyük endişemiz var. Bunu açıkça ifade ediyorum. Şimdi Sayın Başbakan eğer veya AKP'li milletvekilleri ve milletvekili adayları huzurunuza geldiği zaman, değerli Kumlucalı hemşehrilerim, şunu sorun kendilerine: sizin yapacağınız, daha demokratik olduğunu ifade ettiğiniz anayasada Türklük kavramı kalacak mı, kalmayacak mı? Tek dil dediğimiz Türkçemizin yanına bir başka dili koyarınızı doğru bilelim. Size bunları neden söylediğimi bir örnekle vermek istiyorum. Bu AKP'nin mecliste bir grup başkan vekili var. Hanımefendinin ismi Ayşenur Bahçekapı'da. Bu hanımefendi o ki biz etnik kökene dayalı vatandaşlık tanımını değiştireceğiz. Bu bilmece gibi bir söz. Muhabir soruyor, diyor ki yani siz bunu söylerken anayasadan Türklük kavramını çıkaracağınız mı söylüyorsunuz diyor. Cevap: anayasadan Türklük kavramını çıkarmazsak Türkiye'de demokratik bir devlet düzeni kurmak mümkün olmaz diyor. Bundan daha net ne söylesinler değerli Kumlucuları hemşehrilerim? Birileri çıkıyor diyor ki Türkiye büyük bir ülke, onu tek başbakanla yönetmek mümkün değil, biz de başbakanımızı isteriz diyor. Bunu söylüyorlar mı, söylemiyorlar mı? Türk bayrağının yanında bir şey daha dalgalansa ne olur diyorlar mı, demiyorlar mı? Bizim ayrı meclisimiz olsun diyorlar mı? Hayalde gerçek oldu. Kendi güvenlik gücümüz olsun diyorlar mı? Ondan sonra da bize deniyorlar, diyorlar ki ya biz Türkiye'yi bölmek falan istemiyorlar. Çok özür dilerim değerli Kumlucalı hemşehrilerim. Bizim alnımıza enayi falan yazmıyor. Türk milleti gidecek bu seçimde, bunun cevabına kadar 8,5 yılda Türkiye'yi nereden nereye getirdiklerini hepiniz görüyorsunuz. İlgilenebilirsiniz arkadaşlarımızla lütfen. Sen magazin ucunuzun. Şöyle.